Herkese merhaba ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine Car PC ile ilgili kısa bir video ile karşınızdayım. Yine bu settings ayar menüsünden devam ediyoruz. Daha önce size ilk videoda şundan bahsetmiştim. Auto upgrade'den. Bu kendi kendine burada bir ikon çıktı ve güncelleme yüklemeye, daha doğrusu indirmeye başladı. Ben telefonumun internetine bağladım bunu ve yazılımı indirip kendisi yükledi. Bakıyorum 2.4.50, yazılım versiyonu da 2.3.63. Cihazı bağladım, öyle bir uzatma kablosu aldım. Bununla ilgili de video çekeceğim, bunu uzatacağım, başka bir yere doğru uzatacağım. İçeride hani şu kapağı kapatabilmek için aldım. Böyle de kapatabiliyorum ama ortalıkta görünmesini istemiyorum. Şimdi yeni taktım bunu, açılmaya başladı. İlk videoda açılma koşullarını veya ekleme yaparken LED'in nasıl yandığını ve daha sonra da Android Auto simgesi çıkana kadar ne yaptığını ve Android Auto simgesi çıktıktan sonra da o LED'in nasıl göründüğünü paylaşmıştım. İlk videoya bakabilirsiniz onun için. Şimdi burada Android Auto simgesinin çıkmasını bekliyorum. Çıkınca açacağım. Hala yüklüyor. Evet. Basıyorum Android Auto'ya. Telefonumun internetini paylaştım ve bakıyorum. Yine üreticinin logosu çıktı. Evet, şimdi bekliyorum. System Optimization Progress diyor. Yani sistem optimizasyonu şu anda çalışıyor. Sistem optimize ediliyor. O yüzden bazı fonksiyonlar çalışmayabilir diyor. Yeni yazılımı yüklüyor şu anda. Otomatik kendisi indirdi. Şurada daire içerisinde bir yenileme işareti. Yani birbirini ard arda dairesel şekilde takip eden iki tane ok işareti çıktı. Onu gördüğüm sırada arabayı kullanıyordum ama bir ikon çıktı ve o ikon yavaş yavaş maviyle doldu, yani indirmeyi yaptı. Şu anda da optimize ediyor, yazılımı güncelliyor. Bakalım yazılım sürümü değişecek mi? Değiştiğinde ne gelecek? Mesela ben dil desteğini merak ediyorum, Türkçe var mı diye. Yani auto upgrade dedikleri bu. Ayarlara giriyorum. Ayarlara girdiğimde bu menü geliyor. System Information diyor. Buna bakacağız en sonunda yazılım sürümünü görmek için. Şu anda Upgrade kısmı otomatik açılıyor ve Optimizing diyor. Yani optimize ediyor. Yeni yazılıma göre uygulamaları uyarlıyor. Kaç dakika sürecek bilmiyorum. Evet. Böyle yazılım güncellemesi yaptığında rengi böyle amber oluyor. Mavi olduğunda okuyor demek. Amber olduğunda yazılım yüklüyor demek. Veya Device Reset yaptığınızda, yani fabrika ayarlarına döndürdüğünüzde de burası sarı, amber, sarı renk oluyor. Evet, burada yazılımın güncellendiğini görüyoruz. Önceki 2.4.50 idi. Şu anda 2.4.64 ve 2.3.86 oldu. Hala optimize ediyor. Yani kendisi otomatik olarak indirdi ve kendisi otomatik kurdu. İşte o kurulum esnasında önemli olan bu cihazı ayırmamanız. Bu daha önce Operating System Version 2.4.50 idi. Yani işletme sistemi versiyonu 2.4.50 idi. Ve yazılım versiyonu da 2.3.64'tü. Şu anda 2.3.86 olmuş ama hala optimize ediyor dediğim gibi. Ben neye bakayım? Dile bakayım, bakalım dil desteği gelmiş mi şuradan. Türkçe var mı? Evet. Üreticiye teşekkür ediyoruz. Türkçeyi de eklemiş. Türkiye'ye özel oldu. Ne yapıyoruz? Bir daha göstereyim. Ben şuradaydım. Bu yazılımla birlikte ne geldi? Dil desteği geldi. Üreticiye tekrar teşekkür ediyorum. Bu menü adımlarını takip edip yes dediğimde neye yes diyorum? Dil ayarlarını değiştirdiğinizde yeniden başlatma gereklidir. Şu anda dil ayarlarını değiştirmek istiyor musunuz diyor. Evet diyorum. Ve bakıyoruz Türkçe olmuş mu? Yeniden başlayacak şimdi. Bakın Türkçe oldu bile, yeniden başlatılıyor diyor. Tabii şimdi yeniden başladığı için Android Auto bağlantı hatası diyor. Biraz sonra bağlanacak ama.
Şimdi bağlanmasını bekliyoruz. Bağlanmazsa USB'den ayırıp tekrar bağlayacağım. Evet, yanıp sönüyor. Aygıt bağlanıyor yazdı ekranda. Evet, bağladığım anda evet başlıyor şimdi. Dosya yöneticisi Türkçe oldu tabii ki, ayarlar oldu adı. Hemen bakalım. Ayarlara girelim. Telefon bağlantısı tabii. Yani I yerine I kullandıkları için böyle şeyler olması normal. Bence sıkıntı yok, yine de anlaşılıyor. Bu menüye gelelim. Otomatik ses kontrolü. Bak burada kullanmışlar ama I'ları kullanmak yerine I'leri kullanmışlar ve açık olmuş arası. Yine de bence sıkıntı yok. Türkçe olması çok önemli. Otomatik ses kontrolü, dokunmatik ses ayarı, Bluetooth ses, radyo navigasyon sesi, otomatik video kapatma, video ekranında saat gösterimi, Android gezinme çubuğunun konumu, yazı boyutu, başlangıçta otomatik başlatılan uygulama, otomatik başlatma, güvenli dokunuş, araç GPS'ini kullan, LED aydınlatma, dil, saat dilimi ayarı ve burada da güncelleme, müşteri desteği, sistem bilgisi, cihazı sıfırlama var. Sistem bilgisini biraz önce göstermiştim. Siz hiçbir şeye dokunmadan güncelleme yapıyor auto upgrade'de. Auto upgrade dediğimiz şey benim birinci videoda bahsettiğim gibi ilkinde olmamıştı ama sırf dil güncellemesi için geldi anladığım kadarıyla bu ve Türkiye için yaptılar. Teşekkür ediyoruz. Çünkü bununla ilgili ben başvuruda bulunmuştum. Lütfen Türkçe dilini ekleyiniz diye. Sağ olsunlar eklemişler. Artık menüde Türkçe daha çok sevdim. Daha çok benimsedim bu cihazı. Artık Türkçe oldu. Yani auto upgrade dediğimiz olay bu şekilde. Tabii burada Türkçe oldu ama bakalım YouTube Türkçe oldu mu? Hatırlarsanız altyazı açıldığında otomatik olarak İngilizce altyazı veriyordu. Türkçe açık değildi. Evet, bu da Türkçe olmuş. Hemen başka bir şey daha var. Neye bakalım? Haritaya bakalım. Bu haritalar demedi. Hala optimizasyon devam ediyor. Belki de uygulamaların tamamını optimize ettiğinde bunu da göreceğiz. Ve bakalım. Evet, bu optimizasyonu devam ediyor. Bu hala İngilizce. Türkçe'ye dönecektir diye düşünüyorum. Optimizasyon bittiği zaman. Evet. OTA güncelleme, otomatik güncelleme bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.